Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Kahramanmaraş 12 Şubat'ta hız kesmeden devam ediyor. İssol Gübre bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi İsmail Kuybu var. İsmail Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle ben de ziyaretimde bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. 1987 Kahramanmaraş doğumluyum. Yaklaşık 12 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Üniversite mezunuyum, işletme fakültesi. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? İssol Gübre kaç yıldır faaliyet göstermekte? 3 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İssol Gübre'de yaklaşık bir 6 aydır faaliyette. Yani anlayacağınız kadar bayağı yeni. Yalnız biz 3 yıldır faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Önce amatör bir şekilde kendi evimizde, bahçemizde denedik. Solucan gübresini ilk ben de televizyondan görmüştüm. Bayağı bir merak sardım. Kendi evimde uyguladım. Daha sonra baktım, internette verilen bilgilerle hemen hemen birebir aynı olunca tekrardan üretime geçtik. Endüstriyel sisteme de yakında bir yıl içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Sol gübre müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Müşterilerimize her türlü hizmeti sunuyoruz. Şu şekilde, yani kendi üretim tesisini kurmak isteyen müşterilerimiz olabiliyor. İnternet üzerinden bizle bağlantıya geçebiliyorlar sitemiz üzerinden. Onlara her türlü yardımda bulunuyoruz. Yani bizim tecrübelerimizi aktarıyoruz, solucanların temininde bulunuyoruz. Tekrardan üretim aşamalarını tek tek uygulamalı olarak gösteriyoruz. Daha sonra ürettikleri gübreyi pazar oluşturamazlarsa direkt alım yapabiliyoruz. Satışta da yardımcı oluyoruz. Yani ilk başta üretimden, solucandan başlayıp tekrardan gübreyi çıkartıp paketleyip satmasına kadar yardımcı oluyoruz. Solucan gübresi yararı nelerdir? Bitkilere ne gibi faydalar sağlar? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Solucanlar milyonlarca yıldır yaşayan hayvanlarımız, biliyorsunuz. Bu geçen yıl süresince patojenlerle karşılaşan hayvanlar ve bu patojenlere karşı çok büyük bağışıklık sistemi elde etmişlerdir. Yani her türlü çevresel etkiye karşı, olumsuz etkilere karşı bağışıklık sistemleri çok güçlü hayvanlardır. Bunu da gübrelerine kattıkları enzimler ve solyom sıvısı dediğimiz vücut sıvılarını yayaraktan bunda bitki köklerinde ve bitkilerde bu enzimleri de sağlamış bulunmaktalar. Peki buradan izleyicilerimizin de, özellikle çiftçilerimizin, tarım işletmecilerimizin de çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Solucan gübresi kullanılması halinde verimlilik artıyor mu? Oranlar nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Şu şekilde, oranlar bitkilere göre değişiyor tarımda. Patateste mesela %100, %200 verimde artış olabiliyor. Domateste mesela %400'e kadar verim alabilirler kesinlikle. Tüm bitkilerde %20'den başlayarak %400'e kadar, çeşitliliğine göre değişiyor bitkilerin. Kullanım oranlarına göre değişiyor. Kesinlikle hepsinde %100 verim alıyorlar. Peki bu solucan gübresinin üretim aşamalarından biraz bahsedebilir miyiz? Üretim aşamalarını isterseniz küçük box'ımızda gösterebiliriz. Amatör olarak evimizde, kendi bahçemizde kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz. Solucanlarımızı önce ilk katmana yataklarını hazırladıktan sonra bırakıyoruz. Daha sonra hazırladığımız kompostu, mamayı üzerlerine ilave ediyoruz. Nemli olması lazım. 15 derece ile 25 derece arasında solucanlarımız, bitkisel atıkları burada solucan gübresi haline getiriyorlar. Daha sonra bulundukları kasayı doldurduktan sonra eleme işleminden geçiriyoruz. Yani gübresini ayırıyoruz. Solucanları bir tarafa ayırıyoruz. Solucanları sonra tekrardan yeni üretim havuzlarına bırakaraktan üretim yapabiliriz. Üretimin çeşitliliği çok. Yerde yapabiliriz. Hazır kasalar kullanabiliriz. Veya endüstriyel sisteme geçince de sürekli akış sistemi dediğimiz sistemlere, kasalara geçiş yapabiliriz. Yani en basit sistemi yerde bile üretim yapılabilir. Yani solucan gübresi üretilebilir. Kesinlikle hiçbir zorluğu yoktur. Yani anladığım kadarıyla bu box'ları talep edildiği takdirde müşterilerinize de gönderiyorsunuz. Onların da bu işi yapmaları açısından bir öngörü sağlıyorsunuz. Doğru mudur? Tabii doğrudur. Şu şekilde, amatör olarak başlayanlar için zaten ürettirdik bunları. Türkiye'nin her yerine de kargoyla gönderebiliyoruz. Uygulama kitapçıkları da içerisinde oluyor zaten. Kolay bir sistem. Yani evlerinde denedikleri zaman zaten yapmak isteyenler de yapabilir. Yoksa bu şekilde de devam edip evdeki bitkilerimizi
solucan gübresiyle yetiştirebiliriz. Kahramanmaraş ve çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz, yoksa talepler doğrultusunda Türkiye genelinde ve Avrupa'da da talepleri karşılıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, şu anda biz değil, Türkiye'de tüm üreticiler, Türkiye'de şu anda talebin %1'ini karşılayamıyoruz maalesef. Yani Avrupa ülkeleri, Amerika başta olmak üzere, İsrail bu solucan gübresini 1960'larda bulmuşlar. Ne yazık ki biz tanışalı henüz bir 20 yıl olmadı Türkiye tanışalı. Şu an üretimin, Türkiye'deki üretimin %1'i tüketimin karşılanmıyor kesinlikle. Dışarıdan da talep gelirse her zaman karşılarız. Üretim olarak sadece Kahramanmaraş'ta tesisimiz var şu anda. Talep gelirse çalışmak isteriz herkese, yani sıkıntı olmaz.